Yilpak ve Koç Et Mamulleri'nin sunduğu Siyah Beyaz başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, Siyah Beyaz'a hoş geldiniz. İlk konuğumuz geçtiğimiz 21 Mart'ta yerel seçimlerde Den Haag'da NİDA Partisi'nden belediye meclis üyesi seçilen Sayın Cemil Yılmaz. Cemil Yılmaz'ı bilhassa gençlerimiz entegrasyon ve toplum konusunda yaptığı çalışmalarla tanıyorlar. Biz bugün kendisiyle sadece seçimleri ele almadan ziyade Türk toplumunun Hollanda'daki pozisyonu ve entegrasyonu konusunda neler düşünüyor onları değerlendirmek istiyoruz. Merhabalar Cemil Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Programımıza katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cemil Yılmaz dedik, Den Haag'tan belediye meclis üyesi seçildi dedik. Hı hı. Gençsiniz fakat sadece belediye meclis üyeliğinin haricinde Cemil Yılmaz kimdir? Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız bize? Tabii ki ben Hollanda, Enschede 1984 yılında bu dünyaya geldim. Annem muhterem, babam kaplan, Adana'dan göç ettiler buraya. Hı-hı. 71 yılında ve ondan önce zaten rahmetlik dedim 63 yılında ilk Türk kökenli Hastarbeiter dediğimiz kişilerden dediniz. Olarak aynen. Yani siz üçüncü nesil oluyorsunuz. Üçüncü nesil, evet. Hı-hı. Aynen. Ve kendim sosyal psikoloji okudum, yani psikoloğum. Ve normal günlük hayatımda Hollanda'daki değişik sosyal problemlerle uğraşıyorum. Diyelim ki işsizlik olsun, eğitim sistemin içinde haksızlık olsun ya da iş dünyasında ırkçılık olsun, o tür konularla bakanlıklar, belediyeler, okullar içerisinde iş yapıyoruz. Evet, ciddi anlamda araştırmalarınız da var anladığım kadarıyla bu konuyla alakalı aynen, olarak. Aynen, dolayısıyla şimdi belediye meclis üyesi olmanız aslında çok isabetli bir karar gibi gözüküyor şu evet, durumda. Çünkü evet. Yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarına göre de bir çalışma yapma imkanınız olacaktır belki de. Peki bundan dolayı mı politikaya girmeye karar verdiniz? Politikaya girme sebebiniz neydi? Neden böyle bir seçim yaptınız? Bir yandan zaten tabii ki yaptığım işlerden dolayı Hollanda genelinde büyük partiler olsun ya da belediyeleri içinde küçük partiler olsun bir işbirliğimiz vardı. Yani hı-hı, ister istemez bazı konularda onlara da danışıyorsun ya da onlar sana danışıyor. Ama benim kendi seçmem neden? Sorumluluk. Ben hep böyle büyütüldüm. Zamanında rahmetlik dedem buraya geldi. Evet. Tabii ki annem babam gil de buraya geldiler. Evet. Onlar her zaman bize dedi ki oğlum biz buraya sizin için geldiniz. Belki Hollanda toplumu bizi yani 5 kuruş olarak görüyor ama biz sizin için bu acılara ya da külfetlere katlandık. Aynen aynen. Artık sorumluluk sizin nesilde. Ondan sonra tabii ki bu ülkede doğup büyüyorsun. Etrafına bakıyorsun. Ama ne yazık ki 40-50 ya da 30-20 sene önceki tartışmalar halen aynı tartışmalar. Bazı konularda haksızlık olsun ya da eşitsizlik olsun o 30-40 senedeki o konular hiçbir değişmedi. Ve son senelerde baktım ki artık annem gil, babam gil de yani tabii ki yavaş yavaş yaşlanıyorlar. Ve dedim ki yani artık onların çabaları bitmesi lazım. Yani bizim nesil, yeni nesil olarak tek kendimiz için ya da gelecek nesiller için değil, anne babalarımız için ve işte büyüklerimiz için o sorumluluğu üstümüze almamız lazım. Onun için ben de politikayı seçtim. Evet, peki sorumluluk derken neyi kastediyorsunuz? Sadece bu uygulanan yabancılara yönelik politikalarla alakalı yok olarak sorumluluktan mı, yoksa tüm Hollanda'da yaşayan herkes için hani birçok ırktan insan yaşıyor çünkü sonuçta aynen, Hollanda'da herkese hitap edebileceğini, herkesin sorumluluğunu bir şekilde alıp da onları yerine getirebileceğini düşündüğün için mi? Bu sorumluluktan bahsediyorsun. Nedir daha? Biraz da açar mısın sorumlulukla? Tabii ki. Tabii ki Hollanda geneli. Yani yok tek Türk toplumu olsun ya da Müslüman toplumu olsun için değil. Biz burada doğmuş büyümeyiz. Artık Hollanda'da ne oluyor bitiyor iyi biliyoruz. Dil olsun, kültür olsun, o sistem olsun, biz bazen yani buradaki kökenli olanlardan daha iyi biliyoruz ve diyoruz ki o sorumluluk, biz de artık bu Hollanda'nın bir parçası olarak siyasi sorumluluk üstümüze alıp
bütün Hollanda için bir fark yapmaya çalışıyoruz. Evet, sonuçta siyasette de aynen, sözümüz bir şekilde çıkmasını aynen istiyoruz. Peki politikaya girdiniz. Politikaya girdiniz. Amacınız da bir şekilde o sorumluluğu üzerinize almaktı. Hı hı. Neden Nida'yı tercih ettiniz peki? Bence politika ahlaki bir meseledir. Yani bir partiyi seçtiğimizde ya da bir partiye oy verdiğimizde bence yani o parti nasıl, felsefesine, prensiplerine, bu toplum için düşüncelerine, ona göre bir karar vermen lazım. Yani ben öyle bakarak değişik partilere, yani bu parti benim için en uygunlu kişisel olarak. Evet, programlarına baktınız ve kendinizi aynen buldunuz. Aynen, dolayısıyla aynen o yüzden tercih ettiniz. Peki yabancı kökenli partilerin şu anda uyum sürecinin karşısında olduğu düşünülüyor. Bu konuda hı-hı siz ne düşünüyorsunuz? Ya işte ben onu demek istiyorum. Yabancı kökenli diyoruz ama artık biz burada doğma büyümeyiz. Ben diyorum Hollanda kökenli partiyiz. Yani bazı ki buradaki 30-40-50 seneden olan partilerden daha iyi düşüncelerimiz var. Daha çok Hollanda gelen hı-hı insanlara daha iyi şey yapabiliyoruz, yani iş yapabiliyoruz. Yani çünkü çoğu zaman Hollanda medyası bana bunu soruyordu. Den Haag'a geldiğimizde 3. Müslüman Partisi ya da yabancılar yönelik bir parti. Nida olsun, Denk olsun, Bijeen olsun Amsterdam'da hep aynı bir hep aynı soruları soruyorlar. Ben de diyorum ki yok, bizim düşüncelerimiz tek yabancı kökenli olsun ya da Müslüman kökenli olsun insanlar için değil. Yani bizim programa bakarsan D66 olsun, İşçi Partisi olsun ya da Yeşil Sol Partisi'nin olsun, onların insanları da bizim felsefeye bakarlarsa, gerçekten parti programını okurlarsa bize de oy verebilirler diye. Ben öyle düşünüyorum. Evet, anladım. Peki söylemlerinizde de aslında daha çok işte parti ile alakalı ya da işte yerel seçimlerle hı-hı alakalı seçim çalışmalarınız oldu. O seçim çalışmaları esnasında da birçok bahsettiğiniz konular var. İşte Hollanda'daki zengin fakir, hı-hı, işte oturulan mahallenin işte posta koduna göre işte ayrıştığını, işte eğitimle alakalı işte orta derecedeki meslek eğitimle yüksek derecede meslek eğitim alanlarla ilgili olsun ya da etnik anlamda, dini anlamda ayrıştığını, bunun da fazlalaştığını dile getiriyorsunuz. Bunu söylerken yapmış olduğunuz araştırmalara yönelik mi bu sonuca varıp, yoksa gözlemleriniz midir bu sonuca varmanızı gerektiren? Benim için birkaç şey önemli. Bir, araştırmalar, yani istatistikler ne diyor? Yani ona göre biz hareket ediyoruz. İkincisi tabii ki o mahallelerde yaşayan insanlarla da konuşuyoruz. Onların yaşadıklarını ya da çocukların yaşadıklarını da duyuyoruz. Yani iki yönden. Tabii ki her zaman diyorum ki ispatlanmamışsa dikkat etmen lazım. Sadece felsefede kalır, düşüncede kalır mı diyorsunuz? Ama ispatlandıysa aynen eğer dikkate alınmalı. Aynen. Yani bence eleştirme çok iyidir. Ama eleştirirsen aynı anda bir çözüm de sunman lazım. Ben onu düşünüyorum. Dediğim gibi ben sosyal psikoloji okumuş birisiyim. Ben ispatsız ya da çözümsüz iş yapmam. Çünkü niye? Tek eleştiri verirsek evet insanları şişiriyoruz. Ama çözüm yoksa o negatif hisnen insanlar kalıyor. Yani yavaş yavaş birbirinden ayrılmaya başlıyorlar. Yani bu tek Türk kökenli olan değil. Yani bütün Hollanda genelinde geçerli. Hı hı. Ve bu arada seyirciler de özür diliyorum. Annem şimdi %100 buna bu programı görürse diyecek, oğlum demedim mi? Şu Türkçeni ihmal etme diye. Ama istediğim kadar kendimi ifade edemediğim için özür diliyorum seyircilerden. Bence gayet güzel ifade ediyorsunuz. Biz dinlemekten keyif alıyoruz ve söyledikleriniz gayet anlaşılır. Yalın hı hı bir dille oluyor. Belki de bu şekilde olması çok daha da iyi anlaşılır oluyor. Aynen aynen. Evet. Ve belki gelecek nesillerin ya da benim neslin problemi de bu. Hangi dilde kendini daha iyi ifade ediyorsun ve artık gelecek nesiller için hangi dinden iş yapacağız? Tabii ki şimdiki STK'lara bakarsak çoğu zaman Türkçe konuşuluyor. Yeni nesile bakarsak çoğu zaman Hollandaca konuşuluyor. Bazen bakıyoruz çok iyi organize edilmiş bir toplumuz Türkler olarak. Bir yandan tabii ki avantajları var, öbür yandan da dezavantajları var. Bakalım gelecek seneler ne olacak? Şimdi ilginç bir konuya değindim. Hı-hı. Çünkü bu konuyla ilgili biz programlar yaptık. Hı-hı. Türkçe ile alakalı programlar yaptık. Aynen. Türkçenin önemine değindik elbette ki. Tabii ki. Ama işte eğitim dili burada farklı.
Evde konuşulan dil farklı. Evde konuşulan dil de çok daha iyi konuşulmalı ki o zaman kendi ana dillerini de hani devam ettirebilsinler şeklinde. Şimdi bu sıkıntı sürekli yaşanıyor deniliyor. Hı hı. İkinci nesillerde her iki tarafı da iyi biliyordu ki ikinci nesil en iyi nesil gibi gözüküyor. Üçüncü, dördüncü nesillerde bu biraz daha azaldığı anlamına da geliyor. Bir genç olarak da aynı zamanda buna cevap vermeni istiyorum. Hı hı. Bunu zaman içerisinde üçüncü, dördüncü nesillerde tamamıyla ana dilimizin biteceğine inanıyor musun? Öyle bir gözlem var mı? Yani hem araştırmacı yönünle bakmanı istiyorum. Hem de normal işte gençler içerisinde yer aldığın için en azından bir politikacı olarak onların içerisinde bulunduğun, bir araya geldiğin için. Hı hı. Nasıl görüyorsun sen bunu? Tamamıyla yok olacak ve Türk gençliği mesela asimilasyona uğrayacağını mesela düşünüyor musun? Yok, ben onu düşünmüyorum. Bak, ben her zaman diyorum ki herkes kendi dini olsun, kültürüne olsun, örf adetlerine olsun sahip çıkman lazım. Yani nerede olursan ol. Türkiye'liyiz. Türk bazı Türk kökenli ya da Kürt kökenli ya da Arap kökenli de aramızda var tabii ki. Türk toplumu bayağı bir çoğunluk bir toplum. Kültürünü ya da dilini unut diye diyen kimse yok. Türk toplumuna bakarsan bizim 3. 4. nesil gibi kendi ana diline hakim olan toplum Hollanda'da yok. Faslara bakarsan, Surinamlılara bakarsan hepsi yani gelmiş ülkelerden. Yani Arapçası olsun ya da Berber dediğimiz Berber ya da Sranatonu. Berberce. İyi hakim diller. Bizim gençler iyi hakim yani. Bakarsan öbür toplumlara bakar. O konuda da gözlem var. Genelde onlar evde de artık Hollandaca konuştukları için artık kendi dillerini unutma ama yönünde. Ama burada öbür yanı da var. Hı-hı. Çünkü aynı anda Türk toplumu, Türk gençlerine bakarsan 3. 4. nesil Hollandacayı en az hakim olan toplumda. Aynı anda. Okulda bakarsan yani Hollanda toplumunda dil hakimiyeti hemen akıllıla ve wat is vakkundigheid? İşin uzmanı olduğun anlamına geliyor. Evet. Hı-hı. Böyle ama bakarsak ne yazık ki bizim Türk gençleri öbür gençlere bakarak en az Hollandacayı hakimiyet ve eğitim sisteminin içine bakarsak en düşük seviyede olanlar yine Türkler. Peki bunu neye bağlıyorsun? Bununla ilgili yaptığın bir araştırma var mı mesela? Bence iki şey var. Bir yandan bizim Türk toplumunun halen hani derler ya bir ayağı Türkiye'de öbür ayağı hı-hı. Hollanda'da. Evet. Ben diyorum bizim bir buçuk bazen iki ayağımız halen Türkiye'de. Biz kendi toplum olarak kendimizi halen burada doğmuş büyümüş ev sahibi olarak değil, halen nasıl buradaki diyeyim? Misafir halen kendimizi misafir görüyoruz. Olarak görüyoruz. Tabii ki birinci, ikinci nesli, üçüncü, dördüncü nesle birbirine mukayese edersen bir değişiklik var. Çünkü şimdiki nesiller daha çok diyor ki anne babama, annelerimize, babalarımıza baktık, dedelerimize baktık. Dediler ki her zaman koşturursa yani aşit fekirse o harcı bestut iki sefer daha fazla koşturursan. Evet. Fazla o tartışmayı aramazsan yani her zaman bağlıcı olursan uyum olsan seni kabul edecekler. Ama şimdiki nesil diyor ki bakıyoruz ki halen bizi kabul etmiyorlar. Zaman değişti. Artık tek gelip konuşmak istemiyoruz. Kendimiz organize etmek istiyoruz. Şimdi yavaş yavaş tek Türk toplumu değil. Surinamlara bak, Faslara bak. Bu yeni nesil daha çok kendisini organize edip Hollanda'daki sistem olsun, büyük partiler olsun onlara karşı daha çok kendi seslerini duyuruyorlar. Kendilerini daha iyi organize ediyorlar. Evet. Peki bu 3. 4. nesillerde daha çok işte dernekler konusunda da biraz geri çekildiğini falan düşünüyoruz. Biz mesela aynen. Şöyle bir hesaplandığı zaman, aynen. Bakıldığı zaman istatistiklere göre ya da işte araştırmalara aynen. Göre Türk kökenli burada 1200'ün üzerinde dernek vesaire olduğu aynen. Söyleniyor. Fakat maalesef ki çok etkin de değiller. Buna rağmen çok etkin değiller. Aynen. Ve gençler de artık çok fazla bu dernekler içerisinde yer almakta istemiyorlar. Bunu neye bağlıyorsun? Çünkü yani tabii ki zamanında dernekler niye kuruldu? Diyelim ki dinimiz olsun, kültürümüz olsun ya da Türkiye'deki belki köy derneği ya da bir hemşehri derneği.
hep Türkiye'ye yönerek organize edildi ya da kendi dinimize yönerek. Şimdi yeni nesile bakarsan ister istemez burada doğmuş büyümüş. Onların ihtiyaçları ya da düşünceleri daha çok hem Türkiye hem Hollanda için geçerli. Çoğu STK'lara bakarsan halen yani eski usul organize ve yani yönetime de bakarsan yenileme çok az oluyor. Ve o koltuklara gelen insanlar da halen birinci, ikinci nesil gibi düşünenler oluyor. O biraz farklı düşünenler ya da başka şeyler isteyenler yani önce bakıyorlar, bakıyorlar ki bize yeterince yer verilmiyor ya da yeterince sesimizi dinlemiyorlar bu STK'nın içinde. Biz kendi kafamıza göre artık organize edileceğiz ya da STK'nın dışında başka bir şeyler yapacağız. Ve tabii ki bence bu normal bir şeydir. Çünkü dördüncü, üçüncü, dördüncü nesil. Birinci, ikinci nesil nasıl kendisine bir farklı bir şey bakıyorsa o üçüncü, dördüncü nesil de kendisine farklı bir şeyde bakıyor. Hani biraz önce konuştuğumuz konu vardı. Dedin ki sorunlar bir şekilde araştırmalarla vesairelerle işte bilimsel anlamda tespit edilmeli. Ama sadece tespit edilmek yeterli değil. Aynen. Sonuçta çözüm de üretilmeli. Bu konuyla ilgili üretebildiğin ya da söyleyebileceğin bir çözüm önerisi var mı? Evet, bence birkaç şey çok önemli benim için. Birincisi STK'lar da artık kendisini bu nesle göre daha hızlı geliştirmesi lazım. Vizyonlarını da değiştirmeleri gerekiyor mu mesela sonuca yönelik? Yani biz şunu hedefliyoruz, şunun için uğraşmalıyız, hedefimiz bu olmalı şeklinde. Tek bizim STK'lar için değil, her bir organize için. Bir 4-5 senede yeniden bir vizyonuna bakmak, yani hedefine bakmak ve o hedefe nasıl ulaşmak istediğini, yani onu yeniden bir şey yapmak bence çok doğal bir şeydir ve çok iyi bir şeydir. Ama halen o 20, 30, 40 sene önceki düşüncelerle hareket etmek istemek ya da tek kendi kültürünü ya da dinini tutmak istemek bence çok az. Ben diyorum ki ikisini yap. Bir yandan örf adetlerine sahip çık. Aynı andan buradaki haklarımızı olsun, buradaki geleceğimize bakarak da hareket etmemiz lazım. İkincisi bence anne babalar için de çok bir önemli bir görev düşüyor. Bunu unutmayalım. Biz çoğu zaman tek devlete bakıyoruz. Yok politika böyle dedi, yok medya böyle yaptı. Ama burada kendi sorumluluğumuz ne? Türk topluma bakarak tabii ki çok güzel şeyler oluyor. Ticaret dünyasına bakarsan Türkler en ticaretçi toplum. Millet. Evet. Millet aynen. Girişimci ruhu girişimci çok yüksek. Ama aynı anda çok segreke olmuşuz artık. Kendimizi ayırmışız Hollanda'ya bakarak. Yani artık biz de geleceğimize bakarak bu ülkeyi sahiplenmemiz lazım. Diyeceğiz ki artık %95'imiz için en azından geleceğimiz burada. Evet, yani artık şu zihniyetten uzaklaşmamız lazım. Biz burada misafir falan değiliz. Aynen. Önce sorun bizde kaynaklanıyor. Biz ev sahibi ruhunu önce kendimiz hissetmeliyiz ki karşı tarafa da bunu hissettirebilelim. Aynen. Bunu hissetmezseniz hissettiremezsiniz. Aynen. Ama gerçekten bu kabullenildi mi? O da ayrı bir soru. Mesela azınlıklara yönelik politikaları nasıl görüyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Özellikle son dönemlerde Hollanda'daki politikalara baktığınız zaman, siyasete baktığınız zaman. Son 16 seneye bakarak yani ne dersen de Hollanda tabii ki sağa doğru gitti. Yani politika olsun, medya olsun, kamuoyun tartışması olsun. Ben her zaman ama bunu diyorum. İnsanların beni kabul etmesini istemiyorum ama en azından kişiliğime ve o çoğunluklu kimliğime saygı göstermeleri lazım. Yasaların içinde tabii ki. Yasalar çerçevesinde. Çünkü bunu da diyelim, biz kendi toplum olarak da bazı kendi çoğunluğumuzu, fikir ayrılığımızı kendimizi bile kabul edemiyoruz Türk toplumu olarak. Öbür yandan da diyoruz ki bizi kabul edecekler. Yok diyorum. Ben diyorum ki Hollanda'da 1001 çeşit millet var. Dünyanın her tarafından gelmiş değişik dinlerden. En azından o çoğunluk içerisinde birbirimize saygı göstermemiz lazım. O düşünce farklılığında saygı göstermemiz lazım. Ama hepimiz aynı hedefte, yani artık geleceğimiz hep beraber Hollanda. Yani benim düşüncem böyle. Hep beraber ama. Peki tekrar bir birinci, ikinci kuşakla işte üçüncü, dördüncü kuşakların karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Hedef Hollanda dedin. Geçtiğimiz işte ilk gelen annelerimizden, babalarımızdan ya da işte senin dedelerin oluyor onlar artık onlara baktığımız zaman. Farklı bir kültür vardı. Şimdi üçüncü, dördüncü nesillerde sanki farklı bir kültür oluşmaya başlandı. Yaşam tarzı değişti diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani sosyal psikolog olarak aynı anda
nesiller içinde de çok farklılık var. Yani bazı birinci, ikinci neslin içindeki düşünceleri belki üçüncü, dördüncü nesilde de bulursun yani. O da var, onu unutmayalım. Hı-hı. Bütün üçüncü, dördüncü nesil hepsi aynı düşünüyor ya da hareket ediyor diye bir şey yok. Biz bir araştırma yaptık buradaki Sosyal Kültürel Plan Bürosu'yla beraber. Dünya farklılığı. Değişik toplumdaki yaşayan gençlere baktık. Türk gençlerinde %20'si, %22'si kendisini hiç ya da hemen hemen hiç Hollanda'ya ya da Hollanda kimliğine bağlı hissetmeyen bir kısım var. Öbür topluma bakarsak o %15 belki, %10 daha az. Hollanda'daki problem bu. Hollanda devleti olsun ya da Hollanda'da politika olsun diyor ki görüyor musun bunlar çok kötü entegre olmuş, hep kendi suçları. Biz araştırdık, neyi bulduk? Bunların böyle olmaları niye? Buradaki toplum, medya olsun, politika olsun, okullar olsun, enstitüler olsun yeni gelenlere ya da burada doğmuş yabancı kökenlere nasıl hareket ediyorsa, yani nasıl kucaklayıcı hareket ediyorsa o kadar çok o kişi kendisini kabul edilmiş. Oraya ait hissediyor. Oraya ait hissediyor. Bazen diyorlar Türkiye'nin uzun kolu falan. Benim hep düşünceme böyleydi. Ben dedim yok, Türkiye'nin uzun kolu problem değil. Ama Den Haag'ın kısa kolu bir problem. Halen o Den Haag'dan... Evet, farklı bir bakış açısı. Aynen, benim farklı bakış açım var. Ama ben hep böyle diyorum. Hollanda kamuoyunda, Hollanda'daki devlet olsun, medya olsun, onları eleştiriyorum. Ama kendi toplumumuz içinde hep kendi toplumumuzu eleştiriyorum. Niye böyle diyorum? Eleştirisiz biz toplum olarak hiçbir yere varamayız. Bence o da bir, yani Türk toplumunun içinde bir problem. Fazla eleştiri yok ve eleştiri olduğunda da hemen birbirimizi düşman olarak görüyoruz. Yok senin düşünceni kabul edemiyoruz, vatan hainisin, yok bunu düşüncesi böyle diye aman aman hiç desteklemeyelim bu kişi. Yani orada da bir problem var. Evet, eleştiri açık olmalıyız. Hatta aynen. Eleştirmeliyiz ki daha iyiye gidebilirim, kendimizi aynen. düzeltebilirim aynen, bu konuda. Doğru bir yaklaşım içerisinde olmadığımızı söylüyorsun. Peki bütün bu konuştuğumuz konularla ilgili olarak işte azınlıkları sürekli dile getiriyorum ben ama bir şekilde işte kuşakların şu andaki tavırları olsun. Hani ya işte misafirim ya da kabullenildim ya da ben kabullenilmedim onun için böyle düşünüyorum falan gibi. Tabii politikaların etkileri var, siyasetin etkileri var. Bütün bu duyulan, hissedilen özellikle son 10-15 yıldır senin de söylediğin gibi. Peki bunlara sosyokültürel anlamda medyanın ne derece etkili olduğuna inanıyorsun? Hollanda medyasının. Tabii ki medyanın çok büyük bir etkisi var. Niye? O medyada nasıl yazılıyorsa ya da kime yer veriliyorsa... Ona göre bir ses duyuruluyor ve ona göre o kamuoyu tartışması bazı bir yöne gidiyor. Bence Hollanda'da da bir büyük problem var. Yani gerçekten Türk toplumunun içinden gelmiş bayağı bir yetenekli profesör olsun, uzman olsun, köşe yazarları olsun bayağı bir var. Ama hepsine yer veriyorlar mı? Hayır. Çoğu zaman hep yani... bir düşünceyi Hollanda kamuoyundaki o düşünceyi belli tipik insanlara bir şekilde çağırıyorlar. Onların söylemlerini onaylıyorlar. Ama aynı anda bak Faslılarda daha az bu problem var. Niye? Çünkü onlar Hollanda'da toplumun farklı kesimlerinde varlar. Bizim Türklerin çoğu yoklar. Yani bu o da var. Türklerden mi kaynaklanıyor sence? İki tarafta. Seçtikleri dallara bakarsam çok böyle bir değişiklik yok. Herkes ya hukuku seçiyor ya ekonomiyi seçiyor. Gazetecilik olsun ya da daha çok tiyatro olsun ya da değişik dallar olsun daha az görüyoruz Türk toplumunda. Peki işte seçimler esnasında da ya da propagandasını yaparken de üzerinde çok üstüne basa basa durduğunuz bir şey var senin. Eşit şanslar diye. Aynen.
Şimdi bu noktaya geldiğin zaman başarılı Türk gençleri de var dedin ya da işte profesörleri de var, gazetecileri de var, köşe yazarları vesaire şunları bunları da var. Ama yine de çok fazla etkili olamıyorlar. Acaba eşit şanslara sahip olamadıkları için de olabilir mi bu? Tabii ki. Ama öbür türlü işte faslılar bak, sahip oluyorsa o zaman biz böyle var. Yani Türk iki şey kökenler var. Neden olamıyor? Aynen. Bence yani bir toplum olarak ya da bir bakanlık olsun, okul olarak, enstitü olarak her zaman yani hangi toplumdan olursa olsun herkese bir eşit şans vermemiz lazım. Ne yazık ki 30-40 seneden beri kaç tane araştırma oldu? Her zaman iş dünyası olsun, eğitim sistemi olsun, Wohnungsmarkt olsun. Evet, ev piyasası yani emlak olsun, piyasası. Her zaman aynı şeyleri görüyoruz. Eşitsizlik, ırkçılık vardır Hollanda'da. Bence bunu gerçekten değiştirmek için yani bizim gibi partiler lazım. Başka partilerin yani yapmadıklarını ya da demek istemediklerini bizim gibi partiler onun için lazım. O birincisi. İkincisi bu da var. Türkiye'de 15 Temmuz'u gördük ne yazık ki oradaki evet, olanları. Darbe girişiminden bahsediyorsun. Aynen. Ondan sonra Rotterdam'da kaç tane Türk vatandaşı, Türk kökenli Hollanda vatandaşı kalktı ki dedi ki yok biz buna karşıyız. Haklı olarak yani protesto ettiler. Ya da görüyoruz bazen Türkiye'de başka bir olay oluyor. Bütün buradaki Türkler ayağa kalkıyorlar ve diyorlar ki olamaz. İşte bir bakanın gelmesi, kabul edilmemesi seçim döneminde yaşandı. İyi, bu. O hakkınızı kullanın. Ama yemin ediyorum 10 seneden beri koşturuyorum her yerde. Diyorum ki 30-40 seneden beri çocuklarınızın haklarını yiyorlar. Artık şimdi bizim büyüklerimizin haklarına yiyorlar. Yanımda durun, hadi gel bir protesto organize edelim, bir şey ses duyuralım. Yanımda kimse yok. Yani tabii ki buradaki sistemi değiştirmek için eleştiri yapacağız Hollanda devletine ya da medyada. Ama aynı anda biz kendimizi değiştirmezsek ve kendimize artık ev sahibi olarak bakmazsak hiçbir yere varmayacağız toplum olarak. En çok hızlım bu. Her zaman çağırıp atıyoruz tabii ki ama öbür yandan kendimiz nasıl organize edilmişiz, kendimiz geleceğimize nasıl bakıyoruz, o hedefe nasıl ulaşacağımız hiç strateji falan yani Türk lobisi bence çok eksik. Ben öyle bakıyorum. Kendi sorumluluğumuz da var burada. Evet peki senin asıl mesleğinle alakalı bir sorum olacak. Benim yapmış olduğum araştırmalar var dedin. Bize yapmış olduğun araştırmalardan böyle en çarpıcı olanlarından ve sonuçlarından bahsedebilir misin kısaca? Tabii ya birkaç tane şey diyebilirim. Bak Hollanda'da şu an Hollandalı kökenli ve geçmişinde what is a strafblad? Herhangi bir ceza almamış almış. Olması gerekiyor. Aynen. Ama Hollanda kökenli ceza almış ve bir yerde kaydedilmiş insanın bir iş bulması 2-3 sefer daha yüksek yani şans olarak daha yüksek bir yabancı kökenli yüksek seviyede okumuş, hiç iş suç işlememiş bir kişiden dolayı. Yani o kadar bir eşitsizlik var. Bu ciddi Maastricht bir üniversitesi bir araştırma. Araştırma yaptı. Dediler ki MBO, HBO'dan gelmiş yabancı kökenli öğrencilere bakarak niye acaba onların işsizlik oranı daha yüksek? 2-3 sefer daha yüksek yani Hollanda kökenliler olarak. Her şeye baktılar. En sonuç ne buldular? Etnik kökenleri yüzünden. Ne dediler? Yok buna ırkçılık diyemeyiz ama etnik ceza. Yani senin nereden gelmiş geldiysen o etnik kökenin sana ceza olarak kullanılıyor. Onun için 2-3 seferde. Yani Hollanda'da tabii ki yapılacak çok şey var. O ırkçılık olsun, eşitsizlik olsun bence tartışılmaz bir şey artık. Yani kim diyorsa yok böyle şöyle yok. Gerçekten sistemin değişmesi lazım ve burada doğmuş büyümüş insanlar artık Hollandalı ama Hollandalı diyelim Türk kökenli, Faslı kökenli öyle bakmamız lazım. Aynı anda bunu gerçekten değiştirmek istiyorsak yeniden diyorum biz kendi toplumumuz olarak da
Fizyonumuz olsun, hedefimiz olsun, çalışmalarımız olsun, eleştirimiz olsun farklı yapmamız lazım artık bugünden sonra. Son sorum çünkü süremizin sonuna geldik. Yapmış olduğun bir seçim çalışması var. Çok uzun süreli yapmadığını da söylemiştin aslında bunu sen. Parti çalışmalarına girmeden önceki Cemil Yılmaz'da sonrasındaki Cemil Yılmaz arasındaki fark nedir? Bir de kendini 5-10 yıl sonra nerede görüyorsun? Bunun cevabını da alayım, öyle bitirelim programımızı. İnsan olarak yani baya bir şey öğrendim. Benim için her zaman herkes, benim tek bir korkum vardı. Politikaya girdiğimde o aynı kişi olacağım mı? Yani değişmeyeceğim mi? Çok gördüm çünkü politikaya giyen arkadaşlar, sonra baktım ki... Bizler de bu konuda müjdelebiliriz aslında seçmen olarak. Aynen. Ama çok şükür yani ben her zaman dedim ki günün sonunda kendimi, yani aynaya bakmam lazım. Kendimi eleştirmem. Aynen. Ve benim için iki önemli. Benim için Allah korkusu ve anne babadan hayır duası alabilmek için. Yani ona göre hareket ediyorum. Bence hiçbir şey değişmedi benim için. Tek insan olarak ve profesyonel olarak, politikacı olarak daha yetenekli oldum. Yani tabii ki tecrübeli oldum, öyle diyeyim bari. Ve aynı anda 10 sene sonra neredeyim bilmiyorum ama 4 sene sonra Vethavdur olarak en azından diyorum şimdiki. Evet, şimdiki hedefimiz o. Aynen. Şahane, tebrik ediyorum şimdi. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim geldiğin için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, birinci bölümümüz burada sona eriyor. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yelpak ve Koç Et Mamullerinin sunduğu Siyah Beyaz sona erdi.